Savaş yorgunu bir çağda kadın bakış açısıyla tesis edilecek barışın daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve hakkaniyetli olacağına bütün kalbimle inanıyorum. Filistin'de, Ukrayna'da, Suriye'de, Yemen'de barış hedefiyle öne çıkan hareketler kadınlardan güç almaktadır. Lider eşleri olarak bizlere ve karar alıcı düzeyde bulunan tüm kadınlara bu anlamda büyük sorumluluklar düşüyor. Bu çerçevede Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska hanımefendi ile işbirliği halinde Ukraynalı 1500'e yakın savaş mağduru çocuğu ve refakatçilerini ülkemizde misafir ediyoruz. Bu grup arasından bugün aramızda bulunan Kırım Tatarı çocuklarımız söyleyeceği şarkılar ile sevginin ve umudun tek dil olduğunu bize yeniden hatırlatacaklar. Benzer bir şekilde yakın zamanda Gazze'den tedavileri için getirdiğimiz savaş mağduru çocukları ülkemizde misafir ediyoruz. İnanıyoruz ki insanlığın zulüm ile bükülen belini mazlumlar arasında ayrım gözetmeyerek doğrultabiliriz. Büyük bedeller ödenerek kazanılan uluslararası hukuk ve adalet sistemini ruhundan kopararak yazılı birkaç ifadeyi indirgemeye çalışanlara asla boyun eğmeyeceğiz. Birlikte insanca yaşamamızın teminatı olan bu kaidelerin suçu işleyen ülkeye ve mazlumun milliyetine göre eğip bükülmesine nasıl sessiz kalabiliriz? Buradan sormak istiyorum. 25 kişi öldürüldüğünde Paris'te kol kola yürüyüş düzenleyen dünya liderleri, bugün ekseriyeti kadın ve çocuk olan 30 bin insan vahşice katledilirken hangi gerekçe ile sessiz kalabiliyor? Çocukları, kadınları, masum insanları kurtarması beklenen medeni ülkeler ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar bu korkunç karanlığa teslim olmuş durumdalar. İsrail'in sözde mağduriyetinin giderilmesi için daha kaç can feda edilecek soruyorum. 25 Avrupalı'nın hayatını kaybetmesinin vicdanlarda oluşturduğu öfke ve acıyı uyandırmak için kaç bin Filistinlinin ölmesi gerekiyor? Tarih sayfaları bu utanç verici soykırım yaşanırken karşısında cesaretle duran barış neferlerini de yazacaktır. Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere hak ve adaletin tecellisi için adım atan tüm ülkelere minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Bizler de geçtiğimiz Kasım ayında 20 lider eşi ve ülke temsilcisi ile Filistin için tek yürek zirvesi kapsamında aynı amaçla bir araya gelmiştik. Davetime icabet ederek gelen, mazlumların haklı davası için güçlü bir duruş sergileyen kız kardeşlerime buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime son vermeden, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere bu kıymetli organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor, oturumumuza katılımlarınız için hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Savaşların yerini kapsayıcı bir barış düzenine bıraktığı, her şeyden önemlisi çocukların ölüme terk edilmediği adil bir dünya diliyorum.
speakers come to the stage for a group photo with the children of...